Bu videoda bahsetmek istediğim konu şu sevgili arkadaşlar. Korkudan uzaklaştıkça, cesaretin arttıkça nasıl bereketini arttırırsın? Yani nasıl zenginleşirsin? Nasıl cüzdanına yansır bu senin? Bütçeni nasıl büyütebilirsin? Korkularından uzaklaşırsan tabii. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de o zaman korkunun aslında insanı bataklığa çektiğini, bereketsizlik getirdiğini, fakirlik getirdiğini siz de öğrenmiş olacaksınız. Bununla beraber cesaretin hayatına nasıl bereket getirdiğini öğreneceksin. Yani bu videoyu sonuna kadar izlersen kazancını arttırmak için ne yapman gerektiğini öğreneceksin. Sevgili arkadaşlar, korkuların %95'i hiç gerçekleşmeyecek korkular. Yani istatistiklere göre hiç karşılaşmayacağın saçma sapan korkular genellikle hiç gerçekleşmiyor. Sadece bunların, bu korktuklarının %5'i gerçekleşiyor. Dolayısıyla sen eğer ticarette başarılı olmak istiyorsan, yani gelirini arttırmak istiyorsan, kazancını arttırmak istiyorsan korkularını azaltman lazım. Korkularından kurtulup cesaretini arttırman lazım. Yani o hiç gerçekleşmeyecek korkulardan uzaklaşman gerekiyor. Cesaretini arttırırsan eğer kazancın, bereketin artar. İnsanlar hayatlarında bir şeylerin değişmesini istiyor. Yani bir cesaret ile harekete geçiyor. Ben başvurulardan anlıyorum onu. İnsanlar bize örneğin başvuru gönderiyor ve benim programıma katılmak istiyor. Mesela oralardan biliyorum genellikle. Bu insanlar ilk adımı atmakta zorlanıyor. Yani korkuları var. Ben yapamam, ben beceremem, benden zaten olmaz, ben bu işi de yarım bırakırım diye korkuları var. Biraz önce dediğim gibi korkuların %95'i gerçek değil. Yani bu korkuları gerçek değil, olmayacak şeyler. Bu korkularından dolayı o ilk adım atmakta zorlanıyorlar. Yani yapabilir miyim acaba? Daha önceden yapamamıştım, bunu da yapamam, başaramam gibi kafasında korkuları var. Bu korkuları olduğu müddetçe önüne bir fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendiremiyor. Yani o ilk adımı atamıyor. O cesaret olmadığı için harekete geçemiyor. Harekete geçmediği için de hayatında bir değişim olmuyor. Değiştiremiyor kendini. Aslında istiyor fakat cesaret eksikliğinden dolayı adım atamıyor. O ilk adım, örneğin basamak gibi düşünün. Basamaklar 20 santimse o ilk adım 2 metre oluyor sevgili arkadaşlar. İlk basamak. Yani sıfırdan 2 metre yüksekteki basamağa adım atmak ilk önce zor olabilir. Ama burada cesaret gerekiyor işte. O ilk adım atıldığında, o 2 metre adım atıldığı zaman arkasından basamaklar çok normal bir şekilde devam ediyor. Yani 20 santimlik merdiven basamağı gibi sevgili arkadaşlar. Ama o ilk basamak için adım atmak insanları korkutuyor. Yani bilinçaltı konfor alanından çıkmamak için sürekli bahane uyduruyor. Kişi de bu bahanelere kanarak ilk adımı atmıyor. Özellikle iş insanları, iş hayatında ticaret yapanlar veya ticaret yapmak isteyenler, para kazananlar, kendi iş yeri sahipleri örneğin bu korkularından dolayı genellikle önüne bir fırsat geldiğinde korkuyor. Yani gerçekleşmeyecek korkuları kafasında döndüğünden dolayı adım atmıyor. O fırsatı değerlendirmiyor. Onu değerlendirmediği için rakibi, yanındaki, etraftaki rakipleri o fırsatı değerlendiriyor ve o ilerliyor, kendini geliştiriyor. Fakat korkan kişi, adım atmayan kişi de yerinde sayıklamaya başlıyor. Rakibi onu geçtiğinden dolayı tüm müşterileri rakibi kazandığı için, elinden aldığı için bu kişi, korkan kişi genellikle işini batırıyor. Yani iflas ediyor. Sadece korktuğundan dolayı, yani gerçekleşmeyecek korkularından dolayı zarar görüyor. Genellikle iş dünyasındaki korkular şu şekilde zuhur ediyor sevgili arkadaşlar. Kişi başta kendinden şüphe ediyor. Yani kendine güvenmiyor. Ben bunu yapamam diyor. Ben bunu batıracağım diyor. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik olduğu için kafasında, sürekli ona öyle öğrettikleri için, çaresizliği öğrendiğinden dolayı onu tekrarlıyor. Ben bunu yapamam diyor. Şüpheleniyor. Kendinden şüphe duyuyor. Bununla beraber karşıdaki kişi, ticaret yaptığı kişiye güvenmiyor. Ondan şüphe ediyor. Veya onun ürününe güvenmiyor. Veya kendi ürününe güvenmiyor. Kafasında sürekli şüpheler, güvensizlikler olduğundan dolayı adım atmakta zorlanıyor. Bu gereksiz, gerçekleşmeyecek korkulardan dolayı
Adım atmıyor. Adım atmayınca da tabii işini batırıyor. Genellikle şunu söyleyeyim, korkaklık iş insanına yakışmıyor. Yani eğer bir iş adamı veya iş insanı korkaksa, cesareti yoksa o işini eninde sonunda batırıyor. Çünkü şöyle düşünün, eğer %100 bir garanti istiyorsa zaten ticaret yapmaması lazım kişi. Çünkü ticarette para kazanmak cesaretle doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok cesaretin olursa o kadar ticarette başarılı olursun. Ne kadar çok korkun olursa ve cesaretsiz olursan, şüphelerin olursa o kadar çok güvenli bir iş yaparsın, maaşlı bir işe girersin. Yani emir altında çalışırsın. Dersin ki hiçbir sorumluluk almazsın. Tamam, devlet kurumunda çalışayım ve ben ay sonunda maaşımı alayım dersin ve kendini bu şekilde güvenceye alırsın ve maaşlı bir işin olur. Kendi işini bırakmak zorundasın. Niye? Çünkü korkuyorsun. Korkunun iş hayatında yeri yoktur sevgili arkadaşlar. Şunu da ekleyebilirim. Hadis-i şerif var. Peygamberimiz biliyor ki rızkın 1/10 ticarettir. Ticaretin 1/9 da cesarettir. Dolayısıyla kendi işinin patronu olman için senin cesarete ihtiyacın var. Bu korkuların genellikle sebebi geçmişte yaşadığın acı tecrübeler. Yani daha önceden kandırıldın belki veya iş konusunda, para konusunda okur yazarların olmadığından dolayı, etrafta yatırım konusunda bilgisi olmayan insanlardan bilgi aldığından dolayı, yanlış bilgilendirildiğinden dolayı paranı kaptırdın veya işini batırdın veya senin komşun ticarette başarısız oldu ve o başarısızlığını, tecrübesini sana anlattı. Sen de genelledin onu. Ahmet abinin başına geldiyse o zaman benim başıma da gelir diye. Çünkü korku çok hızlı yayılıyor sevgili arkadaşlar. Ve ondan dolayı korkmuş olabilirsin. Veya çocukluktan bu zamana kadar öyle yetiştirildin. Yani yetiştirilme tarzın o şekilde. Yani ailen daha çok güvenceli bir iş istiyor. Devlete kapağını at veya sağlam bir yerde çalış, maaşlı bir işin olsun diye sürekli ticarete atılıp başarmamış insanlar, yani iflas etmiş insanların hayat hikayelerini sana anlattılar. Sen de sanki onu yaşamışsın gibi içselleştirdin. Ondan dolayı bu korkular olabilir. Ama bu sana ait bir korku değil. Bu başkalarının yaşadığı tecrübelerin sana anlatıldıktan sonra sana yüklenen başkalarının korkuları. Bu sana ait değil aslında bu korkular. Dolayısıyla bu korkuların %95'inin gerçek olmadığını, gereksiz olduğunu, sana uymadığını bir kere ne yapabilirsin? Karar verebilirsin bugün. Bununla beraber insan bilmediği şeyden korkar. Yani sen ticaretin kurallarını öğrenirsen, bilirsen, bildiğin zaman korkuların gidiyor, cesaret geliyor çünkü. Yani ticari konuda kendini yetiştirirsen, kişisel gelişim yaparsan veya bolluk bereket okur yazarlığı öğrenirsen, zihnine zenginlik bilincini yerleştirirsen o zaman cesaret geliyor zaten. Yani korkularından kurtuluyorsun. Çünkü biraz önce dediğim gibi bildiğin zaman cesaret var. Bilmediğin zaman korkuyorsun. İnsan bilmediği şeyden korkar, endişelenir. Yani doğru bir eğitim alırsan, kendini doğru bir şekilde geliştirirsen o zaman o korkularını hiç yaşamayacağını öğreneceksin ve onlardan kurtulacaksın ve cesaret gelecek doğru eğitim alırsan eğer. Ve bu konularda kendini geliştirirsen o zaman cesaretle kendi işini yapacaksın, işini kuracaksın veya kendi işini, ticaretini başarılı bir şekilde yürüteceksin. Tabii bunları yaparken de çocuklarına da bu güzellikleri, bu cesareti, bu tecrübeyi yansıtacaksın. Onlara da güzel bir gelecek sunacaksın. Bizim programlarımıza katılan birçok iş insanı bu şekilde cesaretlenip korkularından kurtularak kendi işlerinde başarılı bir hale geldiler veya kendi patronları oldular ve kendi iş hayatında çok güzel yerlere geldiler. Sonuç olarak daha başarılı oldular ve huzurlarını arttırdılar. Peki bu insanlar bunu nasıl yaptılar? Bu insanlar kafa yapılarını değiştirdiler, zihin haritalarını değiştirdiler, bakış açılarını değiştirdiler, mindsetlerini değiştirdiler. Bunu yaptıktan sonra başardılar. Zengin oldular veya bolluk berekete ulaştılar. Bir tane örnek verebilirim. Mesela senin paraya karşı veya zenginlere karşı negatif bir bakış açın varsa, mindsetin rogue diyorlar buna,
kırıksa, olumsuz düşünüyorsan, o zaman dünya bir araya gelse sen bir türlü o istediğin bolluğa, berekete ulaşamayacaksın. Çünkü kafanda bir kilit var. Açılmamış bir kilit olduğu müddetçe o arzuladığın zenginliğe, kazanca, berekete ulaşamayacaksın. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi yüzlerce örnekler olabilir sevgili arkadaşlar. Örneğin bizim programımıza katılan bir kişiden örnek vermek istiyorum. Bu insan 45 yaşındaydı. En büyük hedefi mutfaktan yatak odasına gidip yatmaktı. Yine yataktan kalkıp mutfağa gidip yemek yemekti ve televizyonun karşısına geçmekti. Başka bir hedefi yoktu. Tembeldi bu kişi. Yani bırakmıştı artık. Bakış açısı paraya, bolluğa, kazanca, çalışmaya tamamen negatifti. Bu kişi bizim programlarımıza katıldıktan sonra bakış açısını değiştirdi. Çalışmaya başladı. Paranın nötr bir araç olduğunu gördü. Ve şu anda 8 tane şirketi var sevgili arkadaşlar. Bu sadece kendini geliştirerek bolluk zihnini kazanmakla oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bunun gibi yüzlerce örnek size sayabilirim. Bu konularda biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza yıllardan beri yardımcı oluyoruz. Yani bolluğa, berekete, kazanca ulaşmaları için onların zihin haritalarını değiştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu konularda size de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Lütfen formu doldururken dikkat edin. İyice okuyun ve o şekilde formu doldurun. Çünkü formu doldururken zaten bir değerlendirmeye giriyorsunuz. Bir analiz gibi düşünün. Yeşil yanması için, yani bize ulaşabilmek için samimi bir şekilde doldurmanız lazım. Yani değerlendirmeden geçebilmeniz için samimi olmanız lazım. Şimdi benimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Hoşçakalın.